Herkese yeni ve aynı zamanda eski bir videoyla yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz ve bu videoyu ilk defa görüyorsanız ve aynı zamanda ne gibi okul hacklerin olduğunu merak ediyorsanız izlemeye devam edin. Bu videom diğer hack videolarından farklı olacak. Çünkü bu videoda hacklerin 6'sı kendi hackim olacak. Diğer 4'ü de YouTube veya Pinterest sayesinde öğrendiğim ve işe yarayacağını düşünüp sizinle paylaşmak istediğim videolar olacak. Dilerseniz hemen hacklere geçelim. İlk hackimiz sabah uyanıp ayılmakta biraz zorluk çekenler için. Bunun için yapmanız gereken tek şey gece yatmadan önce başucunuza bir bardak su koymanız. Ben de bir izleyicim sayesinde öğrendim. Kaptığımız hastalıkların çoğu üstüne kapamadığımız sulara gelen mikroplardan oluşuyormuş. O yüzden mutlaka suyunuzun üstünü kapatmayı unutmayın. Daha sonra çalar saatiniz çalar çalmaz kalkın ve suyunuzu için. Su içmek hem uykunuzu kaçıracak hem gün boyunca enerjik olmanızı sağlayacak ve aynı zamanda su içerek böbrek sağlığınız için yararlı bir şey yapmış olacaksınız. İkinci çözümümüz ise okul alışverişi yaparken ipin ucunu kaçıranlar için. İpin ucunu kaçırmak istemiyorsanız yapmanız gereken tek şey büyük alışveriş sepeti kullanmak yerine küçük bir alışveriş sepeti kullanmak. Çünkü büyük alışveriş sepeti kullandığımızda psikolojikman o sepeti doldurma ihtiyacı duyuyoruz. Ve bu duyduğumuz ihtiyaç yüzünden gerekli gereksiz bir sürü malzeme alıyoruz. Ama küçük sepet kullandığımızda sadece ihtiyacımız olanları alıyoruz. Ve böylece ocağımıza incir ağacı dikmiş olmuyoruz. Bunu sadece okul alışverişinde değil diğer kozmetik ve giyim alışverişlerinde de yapabilirsiniz. Her zaman ama her zaman küçük sepet kullanın. Böylece gereksiz eşya almaktan kendinizi biraz daha kurtarmış olacaksınız. Üçüncü çözümümüz biraz daha yabancı dil okuyanların işine yarayacak bir çözüm. Ama aynı zamanda farklı dillerde dersler görüyorsanız bu kesinlikle sizin de işinize yarayacak. Eğer nesnelerin ismini ezberlemekte zorluk çekiyorsanız size şöyle bir şey önerebilirim. Renkli postitler alıp bu postitlerin üstüne nesnelerin öğrendiğiniz dildeki isimlerini yazın ve bu postitleri nesnelerin üzerine yapıştırın. Bu işlemi evinizin her bir köşesine yapabilirsiniz. Gerekirse musluğun üstüne, gerekirse tavana. Böylece evde herhangi bir şey yapıyorken ya da odanızda herhangi bir şey yapıyorken gözünüz ister istemez o postitlere ilişecek ve yavaş yavaş kelimeler beyninize kazınmaya başlayacak. Böylece oturup masa başında kelime ezberlemektense hiç farkında olmadan kelimeleri beyninize yerleştirmiş olacaksınız. Dördüncü çözümümüz ise coğrafyası biraz kötü olanlar ve bir türlü de ülkelerin veya kıtaların yerlerini ezberleyemeyenlerin bayağı bir işine yarayacak bir çözüm. Bunun için size şöyle bir şey önerebilirim. Odanızdaki herhangi bir duvara bir dünya haritası yapıştırın ve aynı zamanda masanızın üstüne küçük bir dünya minyatürü koyun. Benim yaptığım gibi. Ben bu haritayı görsellik ve gittiğim yerleri işaretlemek açısından astım. Ama üniversiteye geçmiş veya işe başlamış ve hala ülkelerin yerlerini bilmeyen insanlardansanız kesinlikle bunu yapın. Gerçekten çok işe yarıyor çünkü odanızda herhangi bir şey yapıyorken veya masanızda ders çalışıyorken ister istemez gözleriniz haritaya ilişecek. Böylece ülkelerin yerlerinde yavaş yavaş beyninize kazımaya başlayacaksınız. Hangi yaşta olursanız olun ama mutlaka bunu yapın çünkü bu genel bir kültürdür. Koskocaman bir adam olup hala ülkelerin yerlerini veya kıtaların sayısını bilmemek bence çok büyük bir ayıp olur. Beşinci çözümümüz ise benim YouTube sayesinde öğrendiğim bir çözüm. Özellikle sınav zamanlarında aşırı stres yapıyorsanız bu kesinlikle sizin çok işinize yarayacak. Çünkü bilimsel araştırmalara göre portakal koklamak stresinizi %70 oranında azaltıyormuş. Yani stresli olduğunuz anlarda portakal veya portakal içerikli bir şey koklarsanız böylece stresinizi biraz da olsa azaltmış olacaksınız. Altıncı çözümümüz ise TEOG, YGS, LYS, ÖSS bilmem ne tarzında sınavlara hazırlananlar için. Sınavlara hazırlanırken birçoğumuz bir sürü test çözüyor. Çözeceğiniz testleri postitlerle gün ve gün ayırın. Daha sonra çözdüğünüz günlerdeki testleri postitlerini çıkartıp o postitlerin üstüne doğru, yanlış ve boşlarınızı yazın. Neden böyle yapın diyorum? Çünkü o postitlerin üstüne yazdığınız doğru ve yanlışlarınız sayesinde her geçen gün ne kadar ilerleme kaydettiğinizi göreceksiniz ve ister istemez test çözmek için biraz daha hevesli olacaksınız. Ayrıca testleri günlere ayırmanız beyniniz tarafından yapılması gerekenler bölümüne aktarılacak ve yapılması gereken o işi bitirmeniz için size baskı uygulayacak. Böylece ister istemez kalkıp testinizi çözeceksiniz. Yedinci çözümümüz ise YouTube ve Pinterest camiasında baya baya popüler olan bir çözüm aslında. Bazı zamanlar 2'den fazla defteri çantamızın içine koyduğumuz oluyor. Ve bu zamanlarda hangi dersin hangi defter olduğunu bulmakta zorluk çekiyoruz.
özellikle defterler aynı model olduğunda. Bunu önlemek için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Defterlerin üst kısmını farklı renklerde boyayın. Her ders için de farklı bir renk seçin. Böylece defterlerinizi çantanızın içinden çıkarma vakti geldiğinde kendinizi dakikalarca hangi dersin hangi defter olduğunu aramaktan kurtarmış olacaksınız. 8. çözümümüz ise yine yabancı dilcilerin bayağı bir işine yarayacak bir çözüm. Bu çözümüm yine kelime ezberlemekte zorluk çekenler için. Ben lisedeyken yabancı dil okuyordum ve kelime derslerinde hocamız bizi iki gruba ayırıyordu. Zaten 12-13 kişi falandı. Daha sonra her bir gruba 10'ar tane kelime veriyordu. Ve bu kelimelerin anlamlarını bulup bizler de karşımızdaki gruba sessiz bir şekilde canlandırmaya çalışıyorduk. Ve canlandırma yöntemiyle hem karşımızdaki grup hem de kendimiz baya baya kelimeleri farkında olmadan ezberlemiş bulunuyorduk. Size de böyle bir şey önerebilirim. 10 kişi veya 15 kişi olmaya hiç gerek yok. 2 kişiyle de yapabilirsiniz. Karşınıza bir arkadaşınızı alırsınız ve kelimeyi ona sessiz bir şekilde canlandırmaya çalışırsınız. Böylece hem kendiniz hem de karşınızdaki arkadaşınız kolayca kelimeyi ezberlemiş olur ve uzun yıllar boyunca unutmamış olursunuz kelimeyi. Çünkü ben canlandırmayla öğrendiğim hiçbir kelimeyi hala daha unutmadım. 9. çözümümüz ise fazlasıyla klişe bir çözüm aslında. Hatta anneleriniz ve öğretmenleriniz tarafından binlerce kez duymuşsunuzdur. Uyumadan önce yapacağınız sunumu son bir kez baştan aşağı okumanız. Ama bu gerçekten işe yarayan bir çözüm. Çünkü siz uyurken beyniniz okuduğunuz şeyleri işliyor olacak ve sabah uyandığınızda her şeyi taze bir şekilde hatırlıyor olacaksınız. Böylece sunum yaparken yıkılma olasılığınız biraz daha azalmış olacak ve daha rahat ve aynı zamanda daha özgüvenli bir şekilde sunumunuzu yapmış olacaksınız. 10. ve son çözümümüz ise benim özellikle lise yıllarımda baya baya kullanmış olduğum bir çözüm. Telefonunuzla ders programınızın yazılı olduğu kağıdın fotoğrafını çekip telefonunuzun kilitli ekranı yapmanız. Böylece kendinizi hem çantanızın en ücra köşesindeki ders programını aramaktan hem de her defasında arkadaşlarınıza ders programını sormaktan kurtarmış olacaksınız. Ve benim okulla ilgili 10 çözümüm bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz ve daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız lütfen aşağıda benimle paylaşın veya beğen butonuna tıklayın. Ve benden gelecek sonraki videolardan hemen haberdar olmak içinse kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bilgisayar üzerinden izliyorsanız hemen şuradaki küçük abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.